Yeni bir iki videosundan herkese merhaba. Bugün de yine bir iki alışveriş yapmaya geldik. Yatak odasındaki eksiklerimizi alacağız. Komodin, makyaj masası, aynası. Bir de yemek odasına düşündüğümüz bir tane bir koltuk var. Ona bakacağız öyle bir. Daha tabii kirada oturacağımız için ev belli değil. Onun için koltuğu bilemiyoruz. Ama yine şunun gibi bir L, uzanmalı L bir koltuk bakacağız. Tabii açık renklerde istediğimiz için direkt oraya yönelmiş Gamze. Değil mi aşkım, şunun gibi bir şey. Ha, bunun saklama alanı yok gibi. Ya bize bir saklama alanı da lazım. Şunun açılıyor mu bu? Açılıyormuş. Yatak oluyor mu? O çekiliyor mu alttan? Gelmiyor herhalde. Ha, bunun bir yataklısı olursa bizim için daha iyi olur. Kocaman duruyor. Evet. Ve bugün biraz fiyatları da göstereceğiz size. Mesela çok güzel, çok tatlı. 400 lira çok tatlı. Yine bu koltuklar da mesela bu uzanmalının bir büyüğü. Yine Normut'tan alabiliriz bu arada ya. 19 bin lira. Mesela bu 19 bin liraymış. Normut'tan alabiliriz bence. Değil mi? Normut bence de daha ucuz. Yani IKEA olacağına Vivense de satıyor. Normut ürünlerini. Şeyler, tabi indirimde olan şeyler var da bizim alacaklarımız indirimde mi, ona bakmak lazım. Bir de ne oldu? 45 liramız mı? IKEA'da. Ha bak, bunlar açılabiliyor. Rahat mı? Kaç? 1400'den 9700'e düşmüş. Burası açılıyor mu? Bak bu böyle açılıyor. Tamam işte bu abimlerdeki gibi. Aynen. Şunu açalım. Çek lan oradan. Şuraya kalkıyor mu? Aynen. İçinde organizerler de var. Keten gibi. Evet, öyle keten gibi. İşte abimlerdeki de böyle ya. Şimdi böyle bir şey alıp yemek masasıyla birlikte aynı odada kullanmayı düşünüyoruz. 9600. Heh, kodu da buradaymış. Daha bu Amerikan servislerden alacağız. Aa, böyle bir şey alabiliriz. Çok uygun değil mi o bizim baktık yanımızda? Bir de bu 100 lira sadece kılıf. Evet, kılıf. Ama yine hep zaten kılıf satıyorlar. O sorduklarımız da öyleydi. Aşkım çok pahalı, 100 lira bir kılıf. Kaç tane yastık alacağız? Ufak bir hesapla 1000 lira vereceğiz biz bunlara. Şimdi biz oturma odası yapmayacağımız için mesela misafir gelse bir şey olsa yatacakları bir yer yok, bir şey yok. Yani yatılı misafir gelmez. Yatılı misafiri kabul etmeyeceğiz. İki kişiyle sınırlı. Yani. Ya da yer yatağı açacağız. Yere yatacaklar. Yer yatağı açamıyoruz. Yani yer yatağı açacak. Yer yatağımız da yok. Çünkü onu koyacak yerimiz yok. Değil mi aşkım? Şeyin. Mesela bu. Neyi diyorsun? TV sefamızın üstü böyle olacak herhalde. Dur onu bakalım. Şunun gibi olacak ya. TV sehpasını da aldık ya. Verdik siparişi. Geldi o. Ha bak bunu indirimde, bunu görmüştüm. 4300'den 3800'de. Yine iyi düşünmüşler yani. 500 lira 500 liradır. Ama bir şey değil mi? Güzel tasarlamışız şeyi. Evet. Şu an televizyonlara bakıyorum da sehpalarına.
Vallahi Tilsa yapamız çok güzel. Bir de Hamlet'in divanına bakıyoruz da o şeyde, yatakların oradaydı, karyolların oradaydı. Hani divan diye geçiyorum ama şuraya bakalım mı? Küçük ya. Belki burada güzel bir şey vardır. Işık olsun. Ha evet, bu 45 metrekare ufacık evlerde. Ha bak işte var. Heh, işte bunu istiyoruz, göstereyim. Şimdi bunu alıp yemek masasına koyacağız. Saklama alanı var. Bu bir de büyüyor muydu? Komple geliyordu herhalde. Tut aşkım kamerayı, istersen ben bir bakayım ona. Aşkım divan çekiyorsun. Ama çok güzel. Allah. Nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Bence bunu kitlemişler, bir şey var. Bilen bir şey, biri var ya, gülüyordur bizde şu an. Ne yapıyor biliyordur. Aşkım bu elimizde kalmadı. Kaç para yazmıyor? Bunun yerine gittiğimizde bakarız oraya. Ama bunun normal şartlarda şuradan gelmesi lazım. Bak bu bu şey yönünden iyi. Saklama alanı çok iyi olur. Buraya nevesi mevesi işte bir şeyler koyarız. Bu böyle ya. Bu buradan büyüyor. Bu da o büyüdüğü yere geliyor. Evet. Neyse gidelim bakalım. Kaç lira olmuş? Burada yazmıyor ya. Şurada şu fiyat ne? Minderin galiba. Yok o minderin filan da. Göremedik. Yatakların orada ya bunlar. Yeri. Yatağı ayrı, mobilyası ayrı oluyor zaten. Bütün hepsi tek tek ya. Yani. Az önce çektiği gibi açılıyor da. Abi bunu kitlemişler. Başka bir şeyden gelmiyordur. Bizim evde var yani. Var mı? Kaç almıştınız abi siz bunu? Zavallı kaç oldu? Bayağı oldu ya. 3. Yataklarıyla bir 3'e aldık. Yataklarıyla 1. Biz geçen baktığımızda 5'ti bu. Ya şu çekmeceler de geniş yani. Yani misafir yatağı olarak kullanıyorum. Ya biz de şeye düşünüyoruz abla. Yemek masası koyacağız. Hı. Yemek odası yapacağız. O odaya düşünüyoruz bunu. Ekstra bir oturma odası yapmıyorum. Böyle bir şey var mı dedik. Çünkü insan tutuyor. Yani misafir için çok geniş bir yatak oluyor. Yani hatta bebeği olanlar bile rahat yatabiliyor. Çift falan olayı kendileri mi çektiler? Belki çiftlemiştir. Çiftlemişler bence bunu ya. Tabii canım, normalde çektiler. Bak bu harika aynısı var işte. Bu açılıyor, son bir tane yatağı üstüne indiriyorsun. Çekmeceleri de çok geniş yani, bayağı eşya alıyor. Çok iyiymiş. Olursa ama bir tane şarjı daha kurmak için. Onu alacağız abi. Abi dolapları falan da buradan aldım, ben kuracağım onları da ya. Allah kolay gelsin. Eyvallah abi. Ya az önce ben yatağı açmaya çalışırken bir çiftle konuştuk da. Onlar da bu yatağı almışlar. 2 yıl önce yataklarıyla birlikte 3000 liraya almışlar. Bakalım şimdi fiyatı kaç olacak? O çift de çok tatlıydı ya. Anlattılar bize. Bebekliler bile rahat kalabiliyormuş. Şimdi baktık bir tane. Orada da başkaları var diye başını da gösteremedim de. 6500 liraya yuvarlak ufacık masa. Biz vallahi biz çok iyi almışız. Biz 180'e 180'e 90 masif ahşap 8000 liraya aldık yemek masasını. Ya burada o fiyata alacağıma gider onunla. Mesela şu masaya bir bakalım. Kaça kaç aşkım o? 100'e 220 kaç para? 14.000 lira. Tamam bizimkinden biraz büyük ama yani bizimkinin boyutunda olsa bile bu 8000 lira olmazdı. Burası ada beğeniyorum ama ada da işte 2 kişilik. Olmaz. Ada olmaz. Ya aslında ada olur da kalabalık olur. Çok kalabalık olacağız bu gibi. Yani. Yani biz 4 kişilik bir masa alalım. Ya, zaten yemek masamız var. Kalabalık olduğunda yemek masasına da geçeriz de. Yine de ada uygun olmaz yani. Rahat olmaz. Bir de evi bilmiyoruz zaten. Ev küçük olursa ada hiç olmaz. Hı, bak bu. Biraz büyük olması lazım.
Evet, şimdi ya bunu alacağız. Bir önceki videomuzda da göstermiştim zaten. Bu o gördüğümüzden büyük. Evet, bir büyüyor onun. Bunların fiyatı 680 lira. Şimdi şurada bir diğeri var, ona doğru gidelim. Aşkım bak burada bizim yatağın yanında, ona gidelim direkt. Bu yatağı aldık. Lirvik. Ya da bunu alacağız yanına. Bunun fiyatı da 1100 lira. Ama işte bunun çekmecesi falan küçük. Saklama alanımız hiç olmayacak. Tamam, bununla çok güzel yakışıyor. Hı? Bir de şu diğeri var. Çok. 1900 lira. Ya da bu ortadakini alacağız. Yine bu 2100 lira. Yine bu var 1900 lira. İşte saklama alanı önemli bizim için. Saklama alanı biraz daha olsa, yani çok olsun istiyor saklama alanımız. Şık da olsun istiyoruz. İşte bu dedim aynısı. Aynen. Bunun hem saklama alanı biraz daha fazla. İki çekmeceli. Fiyatı değilmiş 680. Şimdi şöyle bir kötü yanı var. Az önce yatağı da gösterdim. Alt tarafı olmadığı için, yani saklama alanı olmadığı için yine böyle büyük ihtimalle bir saklama kapları, bir şeyler alacağız. Fazlalık eşyaları koymaya. Onun için saklama alanımız yok. Onu düşünüyoruz. Az önce o açmaya çalışıp da açamadığım yatak bu işte. Açılınca böyle oluyor. Alttaki çekmeceler de gayet boş. Şöyle göstereyim. Bu çekmeceler de gayet geniş. Yani içine bunu koydun yine de kaldı. Bu üstteki yatağı buraya indiriyorsun. Heh. Şöyle içini de göstereyim genişliğini. Bakalım. Şu anki fiyatı 6100 lira. Bunu 2 yıl önce o konuştuğumuz çift 3000 liraya, 3200 liraya mı aldık dedi. 3500 lira olsun hadi. 3500 aldık dediler yataklarla birlikte. Şu da yatağın fiyatı herhalde. Sünger yatak 1400 lira. Yani 3,5'a yatakla birlikte almışlar. Şu anda 9000 lira bir fiyatı var. Portatif böyle. Bayağı büyük. 160'a 200 oluyor değil mi? Açılınca 80-80. 80'e 200, 160'a 200. Çift kişilik yatak değil mi zaten? Evet. Ya bunda benim işte içmesin mi ya, aynası. Ayna küçük değil mi? Yani karşıda oturacağım, makyajını yapacaksın, o da doğru da. Ona göre bir tane boya aynası alacağız zaten. Çekmece yeterli mi? Değil. Değil. Ya olmadı bu kalsın şimdilik. Bunu biraz daha düşünelim bakalım da. Bakalım. Ama biraz büyük ki bunu da ayrıca saklamalı. Çok çok büyük değil ki. Tamam, onu da saklamalı büyük değil diyorsun da. Ama mesela yatak odamıza bağlı. Yatak odamız küçük olabilir. Büyük mesela. Aynen. 20 doğru. 100 santim. Böyle büyük bir şey alamayız daha. Yatak odası da bilmiyoruz. Kirada oturacağız.
Yani doğru, neticede kiradayız. Minimal bir şey olması lazım. O zaman bunu emin değilsen şimdi almayalım, içinesiniz. Düşünelim. Aa, at gruba baksınlar. Ablanlar. Şey bu. Kalabalık. Olsun, bize mi kalabalık? Hep güzel şeyler değil mi? Hep böyle alınmayacak, alınmayacak şeyler, ürünler değil mi bunlar? Hermes grubunu. Genelde Hermes grubunu beğeniyoruz biz. Masayı iyi almıştı. Masaların fiyatlarına bakıyorum, çok pahalı. Masalar iyi almıştı deyip seviniyoruz. Yemek masaları 22 binden başlıyor. En kötüleri suntalar. MDF kaplama diyorlar böyle, yani MDF değil, sunta üzerine MDF kaplama yok. Bu da MDF üzerine kaplama yapıyor, o da bağlıyor. Ağaçları, yani ağaçları işte ağaç parçalarını sıkıştırmışlar, üzerine kaplama yapmışlar, öyle diyorlar. 20 binden başlıyor. İndirim, peşin fiyatına indirimli fiyatları bunlar. Biz masif ahşap yemek masasını 17 bine aldık. Haziran sandalyeleriyle birlikte. Sandalyelerimiz çok güzel. Mutlu oldum o sandalyeleri aldığımız. Onlarla birlikte 17 bin lira. Bir de belli bir peşinat verdi. Geri kalanı taksit vereceğiz. Bu arada IKEA restorana da zam yapmış. 8'li İsveç köfte 50 lira. İzmir IKEA Bornavadik. Her şey. Değil mi? Bugün derbi var. İkiye gezmeyi bunun için sevmiyorum. Bir eksik daha. Kızla rengi ama. Kaç para? 12 lira. Alalım. Şey gibi değil mi? Kalem bakar mı? Evet. Kaldırdı beni de. Alalım hayat. Beğendiniz. 12 lira. Aşkım manda al. Mandalımız da yok. Pişirme kağıdı 34 lira. Ovalama fırçası 42 lira. Askılar çok pahalı. Şimdi giysi askısı 55 lira. Ama bunlar plastik. Bakalım ahşapların fiyatı kaç olmuş. Hem bu yan tarafta bıçaklar var. Bıçaklarımızı da buradan aldık biz IKEA'dan. Sonra indirim gelmesine ne diyorsun? İndirim mi gelmiş? Evet. 100 lira olmuş. Bir onu aldık, bir yanındakini aldık. Ufaktan almış mıydık? Şu kasaptan aldık. Tefalini aldık. Evet. Biz 200 liramış, 180 liraya düşmüş. Zarara girdik. Evet, bir de şundan aldık. Un eleği. Bu hıller yeni gelmiş herhalde. Tamam, rende aldık. Gerek yok ona o zaman ya. Soyacağımız var mıydı bizim? Soyacağımız var ya, o tefalin mi ne kullanmamışsınız da evde. Ağzam gelmiş. 55 liraydı. Rendeler 60 lira olmuş. Kullanan yorumcular, kullanıcılar güzel demiş. Aşkım şişe fırçamız nasıl yok? Çok büyük bir eksik. 23 lira.
kavanozlar. Bunlar çok güzel. 75 lira saklama kavanozları. Biz çatalları, bıçakları, kaşıkları gold aldık. Ama buradan almadık. İnternetten almıştık. Nerede almıştık aşkım şeyleri? Çatal, kaşıkları, goldları. Yani trend yoldan. Bir yerden verdik siparişi. Güzel geldiler. Yok ama ben Ikea'nın tabaklarını vesaire çok beğenmiyorum ya. Ya şu tabaklar güzel, bunlar güzel de. Ama çok düz geliyor. Mesela bardaklarını beğenmiyorum. Bardakları, kupaları bana kalitesiz geliyor. Mesela böyle ne kadarmış bu bardaklar? Ya güzel, tatlı duruyor ama bana bir kalite vermiyor. Nereden buldun abi? Paşa Bahçeli kıyaslama. Ya bir yani bir Paşa Bahçe değil yani. Ya şunlar filan tam güzel. Ağır duruyor. Kaliteli duruyor ama bir Paşa Bahçe değil. Aşkım peçeteliğimiz de yok bizim. Bardaklar 75 liraymış. Sayın Murat Altın, Sayın Murat Altın, lütfen çocuğun yanında gelin. Sayın Osman Kırkılıoğlu, Sayın Osman Kırkılıoğlu, lütfen çocuğun yanında gelin. Ben bardakları çok beğeniyorum, bizim var. Aşkım çok bardağımız var. Benziyor. Çakması gibi olmuş biraz. Benzetmeye çalışmışlar. Ama çoğu ürün zaten birbirine benziyor ki. Bir yerde moda ne diyorlarsa herkes onu yapmaya başlıyor yavaş yavaş. Şu şeyi beğenmedim ya. Baksana ama naylon. Ne renk yapacağız biz yatak şey salonumuzu? Ona göre pirlent kombin yapacağız. Daha onu düşünmedim ben de ya. Bak mesela bunu alabiliriz 2-3 tane böyle. Şunlardan falan. Bence yine mutlusam var ya. Ya büyük ihtimalle öyle gideceğiz de biraz daha şey yapabiliriz. O biraz sıcaklık katması lazım. Hep nude tonlarında da gidemeyiz. Bir tane ve farklı bir renk koyarız. Kombin yaparız. Şu ikisi çok uyumlu. Evet, bu da çok güzelmiş. Dokusu da güzel. Böyle iki alıp araya birer bir tane. Atıyorum, bir taba rengi gibi atıyorum. Anladın mı? Bir sıcaklık katacak bir renk lazım. Mesela bak şu yukarıdaki renk gibi. Taba rengi gibi bir sıcaklık katması lazım. Güzel. Bu renk şey de olabilir. Kalın perde de alabiliriz. Bu renk güzel. Gerçekten. Ya şu biraz beni çok iyi düşünmüş böyle bir şey. Gıcık etti de. Güvenemiyorum ben. İçeriden diyorlar ki fiyatlar aynı. Belki daha bile pahalı. Ne fon perdeler. 650 lira.
Perdeleri bilmiyorum. Buradan almayız diye düşünüyorum değil mi? Perdeleri gideriz perdeci. Perdeciden alırız ya. Buradan Ikea'dan da perde almayalım yani. Bilmiyorum kullanan var mı Ikea'nın perdeleri nasıl? Eğer kullanıyorsanız yorumlar yazarsanız öğrenmiş oluruz. Tatlıymış ama ya. Tek kişilik çarşaf 90-280 lira. Yatak örtüsü 460 lira. Çöp kutusu 280 lira. Pahalı değil mi ya fiyatlar? 280 lira çöp kutusu mu olur? Dur bakalım bir. Şu askı fiyatları nedir Allah aşkına? 8 tane askı 170 lira. Tanesi 20 liraya denk geliyor ya. Çok pahalı değil mi ya? Aşırı pahalı değil mi? Şimdi de kaç tane lazım olur? Ufak bir hesapla. Şimdi biz ufak bir hesapla nereden baksak 30 tane gerekir. Yani. Pantolonu da asacağız. Bunu alamayız. 50 tane olsa çok para. Biz de hiç avizelere de bakmadık. Avize de lazım bize. Ben çektim onların kodlarını. İkisini de çektin mi? Çektim. Bak şöyle bir tane yere de alabiliriz. Aydınlatma. Ben beğendim de siz beğenmemiştiniz düzenli ikinci geçen geldiğinizde. Ben bunu çok beğeniyorum. Yo ben bunları beğeniyor muyum? Ben reostalı istiyorum. Reostalı bir tane lamba almak istiyorum ya. Kısarız onu ya ona göre. Kendimiz ayarlarız. Sürekli böyle parlak parlak olmasın. Zaten sarı ışık olur. Evet. Bambu değil mi bunlar? Bambu. Aynen. Sen nasıl okeydi? Şey için hiç bakmadık. 920 lira. Yatak odasını hiç bakmadık. Ama ben şey istiyorum. Şey. Şunlar aynı değil mi onlar? Aa bak böyle bir şey olabilir. Bu tarzda şey yapmamıştık ya masalan. Evet. Onlarla takım ama yaparız. Az da ışık veriyor olabilir. O az ışık vermez. Yeterli olur ya. Buraları kapalı ya. Bakalım böyle kullananlar varsa eğer izleyenlerden yorum yazabilirlerse. Bir de şu anda çok fazla ışık var burada ya. Ondan bize az veriyormuş gibi oluyor. Ya bak şunlardı. Aynen orada da var burada da var. Böyle bir şey de alabiliriz. Yatak odasına şeylerin üstüne. Ya bu yeterli ışığı verir o ya. Ben ışık vermeyeceğini düşünmüyorum. İşte bu böyle 3 tane 4 tane sallanmalı. Yeşil, yemek şey, masasının yemek masasının üzerine doğru sarkıt lamba. Şey,
Aa, bunlar yeni gelmiş. Bak şuradaki gibi. Kapatsana be aşkım onu. Belli olmuyor herhalde öyle de. Reostal'da vardır herhalde onlarda. Şu 3 tane yeterli olur bence yemek masasının üzerine. 150 lira iyiymiş. Yine ucuz geldi benim de gözüme. Fiyatları bilmiyorum ama. Yine 3 tane öyle oldu. Lamba ne kadarmış ki acaba? O 150 lira şey. Lamba da 330 lira. Yemek masasının üzerine 3 tane veyahut da 5 tane tek rakam olur ya, çift olsun istemem ben. 3 tane veyahut da 5 tane. 5 tane çok olur. 3 tane yeterli, ideal olur. Çünkü çok büyük değil. Büyük olsa 2 tane de okuyabilirim. İşte böyle onun... kandırıyorlar. 9 takside 76 lira. La bunu alacak gibi duruyoruz. Bunu mu istiyorsun yoksa bir de o en pahalı modeli beğendik de. 3 katı fiyatı oynuyor. 3 kat. Çok para. Evet, 3 katı oynuyor gerçekten. Yok ya, bunu alalım. Alalım bunu alalım. Burada raflardan ürünleri kendimiz alıyormuşuz. Buradan bir tane araba alalım. Valla 16D diyordu aşkım. Oraya gideceğiz ilk önce. Diğerinin de nerede olduğuna bakayım onu, bunu aldıktan sonra. Ya biraz ben şimdi nasıl alacağım? Ya bu 3 katlardaysa? Ya en üstteyse nasıl alacağız? Dur bir tane kaldıramaz. Ve en son Ikea'dan ürünlerimizi aldık. En sonunda birer top dondurmalarımızla birlikte kapanışı yapıyoruz bugün. Bu videoları, şeylerin, ürünlerin hepsini tek tek kurulum videosu da elimizi tuttuğumuzda gelecek. O zaman ürünleri de daha rahat, daha güzel gösterebiliriz sizlere. Tekrardan görüşmek üzere bir sonraki videoya kadar. İyi akşamlar.